Herkese merhaba güzel canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Hak'a Edelim İbadet adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Minnettarlığın önemini anlatıyor. İsa Kudüs'e doğru yoluna devam ederken Samiriye ile Celile arasındaki sınıra geldi. Oradaki köylerden birine girdiğinde cüzamlı 10 adam İsa'dan belli bir mesafede ayakta durdu. ''İsa Sultanımız, bize merhamet göster!'' diye seslendiler. İsa onlara baktı. ''Gidin imamlara görünün!'' dedi. Bilen bilir, eskiden yani Hazreti Musa, Hazreti Harun'dan o zamana kadar devam eden bir imam soyu vardı. Harun'dan gelen bir soy. Seyit gibi yani Leviler... Yani Levi ocağından gelen, daha doğrusu Hazreti Harun'un soyundan gelen insanlardı bunlar. Sonra anlatırım onu da. O zamanlarda cüzamdan kurtulmuş insan imama görünüyordu. İmam bakıyor, bu adam gerçekten cüzamdan kurtulmuştur. Tekrar topluma girebiliyor. İsa gidin imamlara görünün dedi. Daha yolda imamlara giderken şifa buluverdiler. İçlerinden biri şifa bulduğunu görünce Hakk'a şükrede şükrede İsa'ya geri geldi. İsa'nın ayaklarına kapanıp ona şükranlarını sundu ki bu adam Samiri'ydi. Samiri halkı biliyorsunuz Yahudilerin nefret ettiği bir halktı. İsa ben 10 adama şifa vermedim mi? Hani diğer 9'u? Hakk'a şükretmek için bu elin yabancısından başka geri gelen hiç mi yok? Dedi. İniliyor yani, bakın bu adam aslında Yahudi değil. Siz hani Yahudiler Allah'a yakındır, işte Samiriler kötü insanlardır diyorsunuz ya. Ama işte bu adam Samiri. Sonra İsa adama dönüp tamam ayağa kalk sen gidebilirsin. İmanın seni kurtardı. Dedi. Ve buna göre Hak'a Edelim İbadet adlı bir deyiş yazdım. Hep şükretmek lazım, hamd etmek lazım, sevinmek lazım, Hak'a ibadet etmek lazım. Evet, paylaşıyorum. Adam Allah'a şükretti.
yüksek sesle de hamd etti. Bu adam Samiri idi. Hakk'a edelim ibadet. Bu adam Samiri idi. Hakk'a edelim ibadet. Şifalanan diğer dokuz şifa bulan, yok mu başka geri gelen? Hakk'a edelim ibadet, yok mu başka geri gelen? Kervanım biz iyileştik, kötüydük insan iyileştik, taş kalpliydik insanlaştık. Hakk'a edelim ibadet, taş kalpliydik insanlaştık. Hakk'a edelim ibadet, Hakk'a edelim ibadet, Hakk'a edelim ibadet. Hakk'a edelim ibadet. Çünkü kötüydük, insanileştik, insanlaştık, taş kalpliydik ama iyileştik, insanlaştık. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla da paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, ibadette kalın, barışta kalın, esen kalın, kardeşlikte kalın, hoşça kalın.